Arkadaşlar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Hadımköy'de Volvo Truck Center'dayız. Bir cici var, bir güzel var. Onu tanıyacağız. Evet, Volvo'nun yeni yakışıklısı Volvo FH Aero. Süper bir araç. Bu aracı bugün yakından her noktasıyla size tanıtacağız. Ama ondan önce bir Volvo ne yapıyor? Dünyada, Türkiye'de ne durumda? Niye tercih ediliyor? Bunları bir öğrenelim istedik. Ve yanımızda da Kıvanç Kızılkaya beyefendi var. Kıvanç Bey'i hepiniz tanıyorsunuz. Maribeni Dağıtım ve Servis AŞ Ticari Araçlar CEO'su. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Adımköy'e. Hoş bulduk. Güzel tesisimize. Evet, süper. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi gayet iyiyiz. Yeni aracımızı tanıtmaktan, yeni aracımızı piyasaya sürmekten, yollarda görmekten dolayı çok mutluyuz. Umarım bunda yükseliş trendimizi devam ettireceğiz. Beklentimiz eminim, o. Eminim. Volvo hakikaten böyle önünde en önemli sıfatı güçlü, değil mi? Güçlü, evet. Konforlu. Evet. Hakikaten nakliyeciye, şoföre layıkıyla hizmet eden bir araç. Biz de birazdan aracımızı dediğim gibi her yönüyle tanıyacağız. Ama şöyle bir ilk önce bir hatırlatma yapalım. Volvo Trucks, Volvo Kamyon, ticari araçlar, ağır vasıtalar, çekiciler dünyada nasıl bir konumda? Evet. Volvo Trucks dünyada 3 büyük üreticiden bir tanesi. 145-150 bin adet araç üretimiyle tüm dünyaya hizmet ediyor. 79 ülkede temsil ediliyor. Değişik ülkelerde, Amerika dahil olmak üzere fabrikalarımız bulunmakta. Müşterilerimize sizin dediğiniz gibi evet güç öncelikli, konfor öncelikli ama bizim değişmez değerimiz olan güvenlik. Hiçbir evet. zaman güvenlikten taviz vermeden, güvenlikten hiçbir şekilde taviz vermeden araçlarımızı üretiyoruz ve bütün dünya müşterilerinin hizmetine sunuyoruz. Evet, gerçekten arkadaşlar güvenlik çok önemli. Şimdi Volvo'nun aslında hani güç derken ben biraz güvenliği de ifade etmeye çalıştım. Mesela binek araçlarında da hani Volvo böyle şeyiyle o güvenlik gücü, yani güçlü yapısıyla öne çıkar. Ticari araçlarında da hakeza öyle. Türkiye'de de farklı bir yeriniz var. Yani Volvo'nun farklı bir adı var. Bu nasıl? Bu Türkiye'deki konumu nasıl? 1990'lardan beri Türkiye'de temsil ediyoruz. Daha önceki distribütörler dönemi, Volvo'nun kendisinin olduğu dönemde. Konum olarak biz her zaman güvenliği ön planda tutan, gücü ön planda tutan müşterilerin tercihi olduk. Son Marubeni Dağıtım Servis AŞ ile beraber müşteri portföyümüzü daha da genişletme kararı aldık ve filo müşterilerine özellikle eğildik. Şu anda biz konum olarak evet geçen sene ticari araçlarda, ithal araçlarda birinci olarak tamamladık. Bu sene de yine aynı ivmeyle devam ediyoruz. Konumuzu daha çok güç, güvenlik ve yakıt tasarrufu üzerine kurmayı ön plana tuttuk. Artı şunu da söylemek isterim. Volvo araçlarının tabii bunların dışında bir diğer değeri de yolda kalma süresi, uptime süresi dediğimiz. Çok ciddi bir servis ağı. Türkiye'de ve özellikle Avrupa'da çok ciddi bir servis ağımız var. Özellikle uluslararası nakliye firmaları Volvo'yu tercih ederken yurt dışındaki servis ağlarını da ön plana tutuyorlar. Ki araçları yatmasın, araçların servis hizmetleri çok hızlı bir şekilde verilsin ve taşıdıkları ürünü tam zamanında kendi müşterilerine iletebilsinler. Bu bizim için önemli değerlerden bir tanesi. Evet, gerçekten nakliyeci için, şoför için o tekerleğin dönmesi çok önemli. Serviste kalma süresi, bir an önce aracın onarılıp yola çıkabilmesi gerçekten çok önemli. Bunu biraz sonra Tolunay Bey'le de detaylı konuşacağız. Kesinlikle. Servis, yedek parça konusunu. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Tabii birçok farklı segmentte aracınız var. Hı hı. Türkiye'de Volvo'nun araçları daha çok hangi sektöre hitap ediyor? Evet. Şimdi 16 ton üstü araçlar olarak bakmak gerekiyor. 6-16 ton ve 16 ton üstü. Volvo 16 ton üstü araçlar üretiyor. Biz aslında Türkiye'deki 16 ton üstü araç ihtiyacı olan her segmente, her sektöre hizmet ediyoruz. Bunların başında uluslararası nakliye geliyor. İç nakliye geliyor. İnşaat firmaları, madenler geliyor. Depolar geliyor. Depolardan şehir içi dağıtımlar geliyor. City distribution dediğimiz. Bunların hepsine birebir hizmet edebiliyoruz. Evet. Aracın güçlü olması çok önemli dedik. Özellikle maden ve
bu tarz inşaat işlerinde. Sizin aracınız da hakikaten gücünü ortaya koyuyor zannediyorum. Peki nakliye sektöründe biraz önce bahsettiniz. Aslında sadece nakliye değil, diğer sektörleri de hakeza işin içine katabiliriz. Tercih edilme sebepleri, yani gücünün dışında. Şimdi mesela bir fiyat konusu var. Yani bir araç aslında çok önemli bir yatırım, değil mi? Evet. Bunun ikinci el değeri var, efendime söyleyeyim, hani toplam satın alma maliyeti diye bir şey konuşuyoruz. Bu çerçevede bu yatırım alıcıya ne kazandırıyor? Nakliyeciye ne kazandırıyor? Aslında siz altını çizdiniz. Toplam satın alma maliyeti. Evet, yatırım maliyeti olarak Volvo şu anda en pahalı araçlardan bir tanesi. Fakat toplam satın alma maliyetine baktığımızda, tekerin dönme süresine baktığımızda, aracın yakıt tasarrufuna baktığımızda, bakım onarım maliyetlerine baktığımızda toplam satın alma maliyetinde aslında kabul edilebilir bir seviyeye geliyor. Ticari araçların aslında altını çizdiğiniz şeyde tekrardan dönelim. Ticari araçların en önemli özelliği aracın çalışarak para üretmesi. Yani bizim de sürekli hani bahsettiğimiz ve sürekli üstünde durduğumuz ve kendimizi sürekli yetkinlikler seviyesinde geliştirmeye çalıştığımız yer servis hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesi. Aracı olabildiğince yolda tutabilmek. Bu noktaya baktığımızda Volvo rakiplere kıyasla baktığımızda çok ciddi olarak bir ön plana çıkıyor. Bir artı değer üretmeye başlıyor. Evet, aslında bunun bir matematiksel hesabını yapmak lazım. Yani bu parayı mutlaka siz bunu nakliyecilerle paylaşıyorsunuz, değil mi? Bir araca ihtiyacı olan Volvo'nun bayisine gidip ya ben buna bu kadar para vereceğim, buna kadar zamanda amorti eder, ben buradan nasıl avantajlar sağlarım, servis, yedek parça vesaire ihtiyaç ne zaman duyacağım, bunları bir öğrenmesi lazım. Kesinlikle. Yani bir araç sadece ucuz diye gidip almak herhalde özellikle bu tarz iş yapanlar için çok doğru kendimizden değil. Kendimizden örnek verelim örneğin. Ben eşime araba alırken nerede yolda kalmaması gerektiğini, ne kadar arabayı kullanması gerektiğini ve ne kadar güvende olması gerektiğine bakıyorum. Benim özellikle değerlerim bunlar. Ticari araçta da değerler bu aslında. Yolda kalmama, yakıt tasarrufu ve ürettiği, kazandığı para. Öyle bakabiliriz. Aynen öyle. Yani o yüzden yatırım maliyetini ön plana alan bir yapıdan ziyade işletme maliyetlerini, toplam işletme maliyetlerini ön plana alan bir mantık Volvo'yu tercih ediyor. Ya ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Böyle kadınsı bir şey biraz. Buyurun. Arkadaşlar şöyle, kadınlar daha iyi bilir. Mesela bir kolye alıyorsunuz, imitasyon. Bir sürü gidiyorsunuz, para veriyorsunuz. Evet. Bir de altın var. Hani bir altın gibi değerli. Aynen öyle. Durduğu yerde sattığınız zaman da para ediyor. Ne Doğru. kadar kullansanız da onun bir değeri var. Onu göz ardı etmemek lazım. Gerçekten Volvo'nun bu açıdan altı çizilecek özellikleri var. Şimdi gelelim Aero'ya. Evet. Yani gerçekten dediğim gibi başta daha geliştirilmiş, daha kullanıcının istekleri göz önüne alınarak, bildiğim kadarıyla lansmanda da bunu gördük, oluşturulmuş bir araç. Evet, sizden dinleyelim yeni aracımızı. Aero'ya girmeden önce aslında yine Volvo'nun sürdürülebilirlik üzerine yapmış olduğu çalışmalara da eklemek lazım ki Aero'nun neden çıktığını biraz daha anlayabilelim. Volvo biliyorsunuz Paris Anlaşması'na, Volvo Grup olarak Paris Anlaşması'na ilk imzayı atan ülke İsveç ve devam eden firma da Volvo oldu. Biz elektrikli araçlarımızı hatırlarsınız 2 sene önce lansmanını yaptık ve Türkiye'de elektrikli araçlarımız yürümeye başladı. Aero'ya geldiğimizde Aero'nun en önemli özelliği karbon salınımını azaltıyor olması. Kullanılan materyallerden daha ziyade yakıt tasarrufunu düşürmesi aslında karbon monoksit salınımını azaltıyor olmasına neden oluyor. Yapı olarak baktığınızda tamamıyla rüzgar direncini %20-25 civarında azaltan, buna sebep de %5 civarında normal araçlarımıza göre %5 civarında daha az yakan, %5-7 diyebiliriz buna, daha az yakan bir araç oluyor. Daha az yaktığı için aslında daha az karbon üretiyor. O yüzden Aero sadece yakıt tasarrufuna fokuslanmakla beraber maliyetler anlamında aslında çocuklarımızın geleceğine, bizlerin geleceğine de fokuslanıyor karbon monoksit salınımıyla beraber. O yüzden Aero'yu iki gözle incelemek lazım. Bu araç ne kadar çevreci, bu araç ne kadar az yakıyor? Evet, iki önemli konu. Peki
bu aracı Türkiye'de nasıl konumlandırıyorsunuz? Daha çok hangi sektörler araca bir talep oluşturabilir? Ayrıca şu anda biz sadece FH segmentinde üretmeye başladık. Diğer araçlarımız da üretilmeye devam ediyor. Aslında bu FH'in Ayrusu yeni bir model. Yani biz FH'ı üretmeye de devam edeceğiz. FH da üretilmeye devam edecek. Elektrikliye de devam edeceğiz. LNG, biyodizel, bunların hepsini de üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca yine şu anda özellikle uluslararası nakliye ve iç nakliye de konumlandırıyoruz. Yani şehirler arası ve uluslararası nakliye de konumlandırıyoruz. Evet. Satışlar da başladı. Aslında... İsterseniz bundan sonra çok özür dilerim. Evet. Bundan sonrasında oturarak daha rahat. Süper olur. Evet, şöyle de görecek, bir yapısı var değil mi? Evet. Harika. Evet. Gerçekten şoför yorulduğu zaman yolda şöyle bir oturur. İsterseniz kahvemizi de alabiliriz. Ay harika olur vallahi, ne kadar güzel. Gerçekten çok özel bir araç. Şimdi de siz lansmanda bu aracı tanıttığınız zaman orada şoför arkadaşlar vardı. Evet. Ben o şoför arkadaşlardan birçok tüyo aldım. Ve şunu gördüm araçta. Şimdi biraz sonra onu konuşacağız. Orçun Bey'le konuşacağız. Gerçekten dinlemiş Volvo şoförü. Yani şoför direkt olarak bunları söyledi bana. Dedi ki bak şurası şöyle. Ben onu geliştirilsin diyordum. Geliştirilmiş. Kabinde var. İç motor kısmında var. Direksiyonda var. Evet. Şoförü hakikaten bayağı dinlediniz galiba. Kesinlikle. Yani bütün zaten şoförlerden gelen feedbackler, müşterilerden gelen feedbackler Volvo'da bir yerde toplanıyor ve onlar üzerine bir çalışma yapılıyor. Yani bir designer sadece kendi hayalleriyle dizayn etmiyor. O dizaynın müşteriye ya da şoföre ne kadar dokunacağına da önem veriyor. İç havcı genişletiyor. Direksiyonu daha kullanışlı bir hale alabiliyor. Şoförün sıkılmadan binlerce kilometre yapabilmesi ya da yorulmadan binlerce kilometre yapabilmesine neden olan gelişmeleri yapıyor. Tabii ki şoför dinleniyor. Artı şöyle bir şey de var. Ayrı'yı üretmeden önce biz 5 sene öncesinden zaten 5 sene sonrasında aracını üretmeye başlıyoruz. Bunlar yollarda milyon kilometrelerce test de yapılıyor. Yani gerek konfor anlamında, gerek yakıt tasarruğu, gerekse geliştirilmesi gereken yerler anlamında milyon kilometrelerce test yapıldıktan sonra piyasaya sürülüyor. Bu araçlara ilişkin demin söylediğiniz gibi hani şoför ne istiyor, nakliyeci ne istiyor vesaire, bunlara ilişkin böyle saha çalışmaları mı yapıyorsunuz? Tabii. Nasıl alıyorsunuz mesela o şeyleri, talepleri? Şöyle söyleyeyim ben size, her Volvo çalışanı zaten sahadadır. Her Volvo çalışanı sahadan gelen bilgiyi Volvo'ya iletmekle, Volvo'ya bildirmekle sorumludur. Ben de dahilim buna. Benim beraber çalıştığım arkadaşlar da, bayilerimde çalışan arkadaşlar da. Şurasında iyileştirme olursa çok daha iyi olur. Bunu biz direkt raporlarız. Ve bu raporların hepsi toplanır. Eğer ki istekler, çok böyle uçuk istekler hariç konuşuyorum. İstekler gerçekten 1000 kişiden gelse, 1500 kişiden geldiyse otomatikman uygulanmaya, geliştirmeye yönlendirilir. Peki Volvo fabrikada Türkiye'den gelen talepler ne derece önem taşıyor? Yani Türkiye pazarı Volvo'nun merkezin için ne ifade ediyor? Volvo'da 3 tane büyük pazar var. Bir tanesi Volvo Trucks Amerika, bir tanesi Volvo Trucks Avrupa, diğeri de Volvo Trucks International, uluslararası dediğimiz. Biz International gruptayız. Yaklaşık 95 tane ülke. Zaten Perve ile de tanıştınız. 95 ülkenin içerisindeyiz. Ve şu anda 95'in içinde birinciyiz. Süper. Adresel anlamda, verdiğimiz hizmet anlamında, gösterdiğimiz ivme, yükseliş ivmesi anlamında birinci pozisyondayız. O yüzden özellikle Türkiye'ye çok ciddi bir önem veriyorlar. Ve burada da hani bizler elimizden geldiğince Volvo'dan aldığımız destekle bunu müşterilerimize yansıtır hale gelebiliyoruz. Ama Volvo ciddi anlamda, Türkiye özür dilerim, Volvo'da ciddi anlamda şu anda sarıp sarmalanan bir bebek pozisyonda. Evet arkadaşlar, o zaman Volvo'dan ne istiyorsanız bildirin. Gerçekten merkez sizin isteklerinize çok ciddi bir şekilde kulak asıyor, dinliyor ve ona göre araçları değiştiriyor. Ama zaten hani şöyle bir şey de var. Mesela geçenlerde Mehmet Bey'le konuşuyorduk. Transporter evet. Mehmet Dilmen sizin şey diyor, Volvo aşk diyor evet. Mesela. Evet. Volvo'yu bir aşk olarak tanımlamıştı. O da çok bana güzel gelmişti. Gerçekten enteresan gelmişti. Böyle sanki Volvo kullanan başka bir araç kullanamaz gibi bir algı da var. Öyle mi? Yani siz hiç böyle bir şeyiniz var mı? Duyumunuz var ya da böyle bir şey aldınız mı sağdan? Ben de Transporter Mehmet Bey'e öncelikle merhaba diyeyim. Söylemleri için de teşekkür edeyim kendisine. Volvo'da şöyle bir şey var. Gerçekten bir kere Volvo aldıktan sonra sizin şoförünüzün başka bir araca binme şansı çok kalmıyor. Çünkü o konfor, o
güven ve şoförün istekleri aynen öyle ön plana çıkıyor ve gerçekten Volvo bir kere alındı mı, bir kere girdi mi daha sonra devamı geliyor. Filolarda da bunun birçok örneğini görüyoruz. Yani daha önce hiç Volvo kullanmamış, diğer markaları tercih etmiş firmalar 5'li 10'lu aldıktan sonra otomatikman filoyu Volvo'ya doğru çevirmeye başlıyorlar. Evet, gerçekten Aero hızlı girdi. Birçok nakliye firması da değil mi araçlarını evet. aldı. Şu anda herhalde bir 5 firma evet. Aero araçlarıyla tanıştı. Talep devam ediyor herhalde talep değil mi? Talep ciddi anlamda devam ediyor. Şu anda Aero'yu bütün müşterilerimiz, özellikle Volvo müşterilerimiz deneme anlamında görmek istiyorlar. Biz ilk 5 aracı hem lansmana hem de Türkiye piyasasına girmek için getirdik. Ağustos ayında da zaten teslimatlarımızı bitirdik. Diğer araçlarımız da Ekim'den itibaren gelmeye başlayacak. Bu sene yaklaşık olarak bir 100-150 civarında Aero satma planımız var. Çünkü fabrikada önümüzdeki sene asıl büyük üretime girecek. O yüzden bu sene 150'den satmayı planlıyoruz. Harika. Aslında araçlar gerçekten çok kullanımı rahat. Evet. Yani arkanızda bir işte 40 küsur ton olsun, ne olursa olsun onu zaten hissetmiyorsunuz. Bir binek araç kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Ama aracın birçok fonksiyonu var. Evet. Yani bu aracın rentable, verimli ve doğru kullanılabilmesi diye bir şey var. Evet. Bu da bir eğitim değil mi? Tabii. Bu konuda Volvo şoförlere, nakliyecilere bir desteği var mı? Eğitim desteği oluyor mu? Volvo'nun da var. Aynı zamanda biz Morovin Dağıtım Servis AŞ olarak başladığımız günden bu yana şoför eğitmenimizle beraber bütün şoförlerimizi, yetişebildiğimiz bütün şoförlerimizi eğitiyoruz. Hı hı. İnşaat tarafında da, nakliye tarafında da bunlar yerinde eğitim de oluyor. Bazen çağırıyoruz kendi ofisimizde, orada toplu eğitim de verebiliyoruz. Bu eğitim verilmeden zaten aracı gerçek anlamda rentable kullanmak çok mümkün olmuyor. Değil mi? Çünkü tabii araçta bir sürü elektronik özellik var. İşte yol takip, şerit takip, birçok şeyi, öndeki aracı takip. Bunlar Orçun Bey anlatacak size. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda aslında rentable, gerçekten kullanımı sağlarsak yakıtı da bizim bahsettiğimiz ya da verdiğimiz derecelere çekebiliyoruz. Öbür türlü şoförün inisiyatifine bıraktığımızda birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Evet, o yüzden eğitimler çok önemli. Bu altı çizilecek bir konu. Çünkü bazı yerde yaptığınız yanlış bir müdahale daha büyük değil mi? Kesinlikle. Zararlara da sebep olabiliyor. Maliyeti yükseltebiliyor. Arkadaşlar gerçekten bu araç özel bir araç. Dediğim gibi lansmanda arkadaşlar daha önce Volvo'dan hani şu da şöyle olsa daha iyi olur dediği şeylerin birçoğu belki de hepsi bu araçlarda yapılmış. Yapalım, evet. Bunu biraz sonra Orçun Bey'le de göreceğiz. Evet. Sizin bunun yanı sıra birçok farklı teknolojiyle alakalı da çalışmalarınız var. Hibrit, elektrikli araç, belki hidrojenli araçlar da var. Bu da hızlı gelişen bir sektör. Bir elektrikli aracınızla, kamyonunuzla alakalı, çekicinizle alakalı bir şeyde lansmanda da bulunmuştuk. Evet. O taraf nasıl gidiyor? Şimdi motor teknolojisinden ziyade bu araçta olan ve bizim 2022'den beri sunduğumuz Connect'ten de bahsetmek isterim öncelikle. Connect dediğim zaman biz bu araçları 7/24 kullanıldığı her dakika, hatta park ettiği yerde bile izleyebilir haldeyiz. Burada süper. Biz hem şoförün güvenliğini düşünüyoruz hem aracın rentable ve optimum derecede çalışmasını öngörüyoruz ve bunu biz müşterilerimize raporlayabiliyoruz. Connect araçlar aynı zamanda Volvo'lar kendi aralarında da konuşabiliyor. Kendi aralarında konuştuğu için herhangi bir kaza anında, herhangi bir sorun anında direkt bildirim geliyor ve bu Connect'le beraber şoförün güvenliği bir tık daha arttırmış oluyoruz. Bu öncelikle hani her aracımızda şu anda mevcut. GSR sistemi diye bir sistem var. Zaten şu anda Türkiye'deki bütün arabalarda zorunlu hale geldi. Biz 2021'den bu yana GSR'a haiz parçaların %90'ını zaten piyasaya sunmuştuk. Zaten bu GSR öncesinde de biz GSR'lı araçları vermiştik. Evet. O yüzden, da çok önemli. Çok, evet. O da herhalde 2025'e mi ertelendi? Aslında yok, vardı. Şu anda 7 Temmuz itibariyle başladı. O başladı. Evet. Kahvelerimiz geldi. Harika. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Burada kahve yerimiz de var. Kahve tutacağımız da var. Kahve tutacağım mı var burada? Evet. Şurada yan tarafta mat koyabileceğiniz evet. kahve yeri de var. Süper. Şoför daha ne yapsın? Evet, daha ne yapsın? Şey evet. Doğru diyorsunuz.
Biz elektrikli araçlarımızı 2019'dan itibaren pazara sunduk tüm dünyada. Aynı anda Türkiye'de de sunduk. Yaklaşık olarak 1 milyon kilometre yapan elektrikli araçlarımız var ve 15 bin adet, 17 bin adetli bir rakamda teslimatlar yaptık ve teslimatlarımız devam ediyor. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye'de de ciddi teslimatlar, zaten birkaç lansmanda geldiniz, birkaç teslimata geldiniz, gördünüz. Ciddi anlamda çalışan elektrikli araçlarımız var. Tabii biz hibrit araçla ilgili şu anda herhangi bir çalışma yapılmıyor. Çünkü geleceğin elektrik ve hidrojen olduğunu bütün herkes öngörüyor. Hidrojenli araçlarla ilgili çalışmalar var. Yol testleri devam ediyor. Hidrojenli araçlar da Volvo'dan kesin bilgi olmamakla beraber yakın bir zamanda piyasaya sunulacak. Bunun yanı sıra eğlence ve biyodizel araçlar var. Aslında onlar da çok çevreci araçlar. Fakat gazın depolanması, gazın kullanımı çok zor olduğu için Türkiye'de özellikle çok fazla bir tercih sebebi olmadı, tercih edilmedi. Fakat Avrupa'da çok ciddi anlamda eğlenceli araçlarımız da çalışmakta. Evet, aslında bu söylediğiniz teknolojiler her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Batarya teknolojileri de gelişiyor, evet, değil mi? Evet. Orada değişik farklı teknolojilerde bataryalar üretiliyor. Daha hafif, daha kullanışlı olması açısından birçok yenilik de var. Ama Volvo her türlü teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Gerçekten elektrikli araçlarınız daha keza Türkiye'de birçok nakliye firması tarafından kullanılıyor. Aslında araçla ilgili konuşacağımız çok şey var. Ama sizi güneşin altında çok tuttum. Çok teşekkür ederim. Zaten Tolunay Bey ve Orçun Bey de çok detaylı bilgi verecekler birçok konuda. Size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kıvanç Beyciğim, gerçekten çok güzel bir araç. Türkiye'ye yaraşır bir araç, evet, getirmişsiniz. Nakliyecimize, diğer sektörlere hizmet edecek. İnşallah böyle bol 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 satışlar olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yine bir kez daha söylüyorum, Hadımköy'de Volvo Truck Center'dayız. Bugün bütün günümüz Aero, FH Aero, Volvo Aero. Aracı bize kim tanıtır biliyor musunuz? Aracı satın alan kişi. İşte onlardan biri yanımda. Evet, Metalok firmasının sahibi Abdurrahman Yılmaz Bey. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Hayır, sağ olun, biz de çok iyiyiz. Aracınız hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bu araç gerçekten Abdurrahman Bey'in. Gerçekten bu araç. Her tarafına indik, bindik, aracı öğrendik. Ben sorayım ya, niye aldınız ki bu aracı? Yani nesi var bunun? Niye aldık ki? Şöyle, Volvo zaten bizim filomuzun değişmez markası. Bütün filomuz Volvo'dan kuruldu. Aero'da şöyle bir güzelliği var. Bizim 50. aracımız. Oo, süper. Filoda 50 tane süper araç var. 50 tane. Sonraki ilk aracımız, 50. aracımızı Aero olarak aldık. Harika. O zaman hemen sorayım. Metalok firması ne zaman kuruldu? Neler yapıyorsunuz? Nerelere yük taşıyorsunuz? Ne taşıyorsunuz? Tabii ki. Metalok firması 2021 yılında kuruldu. Bütün taşımamız uluslararası lojistik üzerine Avrupa yönüne doğru taşıyoruz. Ana hatlarımız işte Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Slovakya, o bölgelerde 4-5 tane aracımız. Filigo, geri kalan bütün araçlarımız, tente taşımacılık dediğimiz bir sürü farklı sektörde. İşte otomotivden tutun tekstile kadar, plastik ham maddeden tutun teknolojiye kadar bir sürü farklı ürün gruplarında taşıma yapıyoruz. Her türlü yükü taşıyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Vallahi 2000 Avrupa diyebilirim. Yani. Evet, ana hat Avrupa. 2021'de kurulmuş. Maşallah. Allah nazardan saklasın. 50 tane de Volvo almış ve Volvo'nun da en yeni modelinde hemen kapmış. Kesinlikle öyle. Volvo'yu tercih etmenizin temel sebepleri neler? Neden? Yani hemen 50 tane araç. Ben özellikle demin sordum arkadaşlar, asla başka marka olur mu dedi. Abdurrahman Bey, niye tercih ediyorsunuz Volvo'yu? Şöyle, aslında Volvo'yu tercih etme sebebimiz şirketin temel stratejisini, temel prensibini, temel müşteriye olan avantajların aslında doğru bir şekilde anlayıp işinizi uyguladığınız zaman aslında cevabını ortaya koyuyor.
biz taşımacılık yapıyoruz. Yani biz ticari bir ürün alıyoruz. Hani keyfi bir ürün almıyoruz. Ticari ürün de aldığınız zaman bu ürünün uzun süreli ticari ilişkinize uygun olması lazım. Ne mesela? Oradaki yani ana noktalar ne? Biz bu ürünü alıp da işte 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl kullandıktan sonra da ürünün ikinci elinde gerçek bir değere sahip olacak mı bu ürün? Ona bakıyoruz. Hmm. Bizim en çok giderimiz yakıt. Taşımacılık sektöründeki en büyük maliyet yakıt. Bu araç yakıt tasarrufuna uygun bir ürün mü? Ona bakıyoruz. Bu aracın servis ihtiyacı garanti sürecinde, garanti sürecinden sonraki servis ihtiyaçları bizim operasyonumuzu uygun mudur? Operasyonu durduracak şekilde midir yoksa operasyonu durdurmayacak şekilde midir? Gibi servis hizmeti ve ürün kalitesi anlamında bakmamız lazım. Yani sadece bir açıdan, sadece fiyatına bakarak değil, işte biri şu kadar para, biri şu kadar para olarak değil. Biz bu ürünü 5 yıl kullandığımız zaman toplam paket olarak bize nasıl bir avantaj sağlar? Bence Volvo Türkiye'deki bu cevaba en doğru soru işaretine cevap olacak ürün Volvo'dur. Biz bunu hem test ettik, tecrübe ettik. Hem yakıt kalitesi olarak, hem kalite, ürün kalitesi olarak, hem uzun süreli kullanımdaki dayanıklılık olarak ve ikinci el değeri olarak da hep biz bir fayda gördüğümüz için Volvo'yu tercih ediyoruz. Aslında tabii iş adamı kafası başka bir kafa arkadaşlar. Yani yatırım yaparken bu yatırımın hakikaten doğru bir yatırım olup olmadığını iyi değerlendirmek gerekiyor. Fiyatı daha sonra çıkaracağı maliyetlerle birlikte değerlendirip ona göre karar vermesi gerekiyor. Ama iş adamı, firma sahibi karar verirken de şoförü de dinliyor. Değil mi? Kesinlikle. Şoförünüzü dinliyor musunuz? Çok önemli bir nokta aslında bu anlattığınız. Bence bizim sektörümüzde işin %50'sinden fazlası, abartmadan söylüyorum, %50'sinden fazlası aslında şoför organizasyonunu ayakta tutabilmek. Yani yeterli kalifiye şoförü tutabilmek, onları doğru çalıştırabilmek, onları mutlu etmek ve onları tabii ki konforuna cevap verebilmek. Şimdi bu konuda da yani şeyden objektif yorum yaptığımız zaman markadan bağımsız kime sorarsanız sorun bir şoförün ilk tercihi Volvo'dur. Şimdi bir kere zaten aracın Volvo olması demek şoförün bizi tercih etmesi için ana sebeplerden biri. İkinci tarafta da yani gerçekten bu konuya ben önem vermeye çalışıyorum. Firma olarak da dikkat ediyoruz. Şoförün sonuçta bir hayat kalitesi ve hayat güvenliği de çok önemli. Evet. Biz bu Volvo araçlarında çok defa gördük. Yani içinden belki insan nasıl çıkar dediğiniz kazalardan sonra bile çok küçük sıyrıklarla atlatan ve gerçekten hayati tehlikesi anlamında çok ciddi anlamda şoförün, hani şoför mahalli dediğimiz olayda şoförü ciddi anlamda koruyan güvenlik sistemleriyle donatılmış bir ürün olduğu için ve bu tabii ki gerçekten insan hayatına etki ettiği için bu markanın tercih edilmesinde büyük etkendir bence. Bizim bunu yaparkendeki şoförlerin yorumlarını tabii ki dinliyoruz ama bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bir şoförün firmayı tercihinde Volvo çok büyük etkendir. Kesinlikle. Şoför en son sözü şoför söyler arkadaşlar. Son iki nokta var. Birincisi %5 tasarruf 50 tane araçta ne ifade ediyor? Bir de Avrupa'ya gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Aracınız bozulduğu zaman hemen bir çare bulabiliyor musunuz? Çok güzel soru. Bizim bir kere hani zaten tanıtımlarda siz de bahsettiniz. Aero design dediğimiz bu aracın aslında tercih etmemizin sebebi aerodinamiğinden gelen yeni bir kabin tasarımı yapıldı. Bu kabin tasarımında bizim işte Volvo'daki verilen bilgilere göre biz de araba yeni test edeceğiz ama veriler çok güzel gerçekten. Aerodinamizm tasarımıyla yakıtta ciddi anlamda bir tasarruf olacağını öngörüyoruz. Ve bununla beraber yeni dünyamızda biliyorsunuz artık karbon ayak izi denen, karbon ayak izini düşürmemiz gereken ve artık Avrupa'da bunun bir standart haline gelmiş bir sisteme giriyoruz. Dünya artık oraya doğru gidiyor. Bu yeni tasarımla beraber, yakıt tasarrufu olmasıyla beraber karbon ayak izimizde ciddi anlamda bir düşüş olacaktır. Ve bu daha çok çevreye daha duyarlı bir firma olarak bizim de bir katkımız olmuş olacaktır. Bizim Aero'yu tercih etmemizin ana sebebi budur aslında. %5 dediğiniz olay çok büyük bir rakam. Evet. Yani gerçekten yakıt şu anda bizim taşımacılık sektöründeki bir numaralı en büyük gider. Kesinlikle. Bu giderden 50 tane araç %5 demek işte örnek veriyorum 2-3 litre yakıt demek her seferde. Bunu her aracın ayda 2 sefer yaptığını düşünün. İşte yakıtın fiyatı ortada. Yani çarptığınız zaman ciddi bir meblağ. Tasarrufu sağlayabileceğiniz başka hiçbir gideri düşüremezsiniz. Yani ne bir personelden, ne bir otobandan, ne bir işte ofis giderlerinden,
ne bir resmi evraktan hiçbir şekilde o parayı elde edemezsiniz. O anlamda dediğiniz rakam çok büyük rakam. İnşallah bütün filomuz ayrı olur. İnşallah, neden olmasın. Bir de servis konusu herhalde Avrupa'da da hemen bir nokta bir şey olduğu zaman araca müdahale edebilecek servisle ulaşabiliyorsun. Bir dünya markası. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da, dünyanın neresinde olursanız olun, bir VAS tuşuyla, bir telefonla anında Türkçe konuşan, telekonferanstan direkt Türkçe bağlanan, hattın size bağlanması, servisin sizinle iletişime geçmesi, buradaki servisin garantör olması, emin olun bir artık şirket sahibini meşgul etmeyecek kadar hızlı ilerliyor. Yani direkt personele gelen bir telefonla bütün sistemi hallediyorlar. O konu gerçekten bir dünya markası. Bizim Avrupa'da gerçekten hiçbir çağrımızın ertesi güne bile kaldığını görmedik. O anlamda çok büyük avantaj yurt dışındaki servis ağının güçlü olması. Evet arkadaşlar, ileriki günlerde Abdurrahman Bey'le beraber yola çıkacağız. Bir de yolda test edeceğiz inşallah. Göreceğiz aracımızı. Nice nice aerolar olsun. Nice nice araçlar olsun. Lojistik çok önemli. İnşallah siz de daha çok yere, daha çok ürünler taşıyın. Bu güzel araçlarla. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür aracınız da hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teslim ediyoruz size. Çok sağ olun. Sağ olun.